Aslında bu videoyu çok hızlı bir şekilde sonlandırabilirim. Uzun zamanlardan sonra içerisinde çok fazla ama kelimesi geçmeyen bir Star Wars işi var çünkü karşımda. Star Wars Visions en azından benim için son birkaç yılda gördüğüm en iyi Star Wars işlerinden bir tanesi. Yalnız Visions'a ne animenin teknik stilleri açısından ne de bir antoloji serisinin doygunluğu açısından bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar ben animelerle çok alakalı bir insan değilim. Benim tarzım değil, üzgünüm. En son Atacon Titan'ı, seni de şöyle kenara alalım. Atacon Titan'ı izledim. Çoğunlukla ortalamanın üstü bir anime olduğu söyleniyor ama ben yine sıkıldım, yine sıkıldım. Animelerde resmedilen bazı iletişim beceriksizlikleri var ve bu beni çok yoruyor. Ee, benim iletişimsizliğe karşı olan takıntımdan mıdır, başka bir şeyden midir bilmiyorum. Ama anime türündeki karakterler beni ciddi şekilde yoruyorlar. Şimdi sevmiyor değilim. Animeleri nadiren seçme olarak eserlerden izliyorum. Ama çokça izlemediğim bir tür olduğundan tekniklerine de aşina değilim. Bu nedenle eleştiriyi yapacak herhangi bir kalibrede de kendimi görmüyorum. Evet, CGI ile çizimin birbirine geçiş olduğu, geçtiği noktalara anlıyor ve bunun maliyeti etkisini algılayabiliyorum. Ya da işte tekrar eden karelerde hareketi minimuma indirerek bölüm maliyetini düşürme çabasını yine gördüğümü ayırt ediyorum. Bu arada tabii bunlar için teşekkürler Koridor Crew. Ama hani bunlar dışında iki farklı stüdyonun işlerini çapraz bir şekilde kıyaslamak olsun, bunların akımlarını çekip çıkarmak olsun bunlar benim harcım değil. Visions'a da hiçbir şekilde böyle bakmadım. Şimdi ikinci konu bir antoloji serisi olarak rakiplerine göre nerede durdu? Bugüne kadar bir evrene bağlı olarak izledip izlediğim ve etkilendiğim tek antoloji serisi Animatrix'ti. 2003'te çıkmıştı. Yine 9 bölümdü ve bence hepsi az çok bir yerleri dolduruyordu. DVD'sini o dönemde bulmak için bayağı akla karayı seçmiştim yani. Visions Animatrix gibi bir amaca hizmet etmiyor bu arada. Yani benzer bölümleri var Beyond ya da işte Matriculated gibi ama visions e, kendi yolundan gidiyor evrene kendince bir şeyler katıyor. Farklı bir bakış açısı, galaksinin farklı bir ucu ama mesela kid story gibi bir bölümü yok. Matrix filmlerinde gördüğümüz kid adındaki bir karakter var. Matrix'i fark edip Neo tarafından bulunmasını işliyor o bölüm mesela. Ya da ikinci Rönesans gibi makinelerin güce nasıl geldiğine dair kanon bir hikaye anlatmıyor. Visions sadece adının belirttiği gibi böyle görülerin olduğu bir şey Star Wars evrenine karşı yani. Fazlası değil ve bu açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ee, sağda solda easter eggs aramak işte yok Star Wars Visions'da kaçırdığınız 50 başlık gibi şeyler izlemeyecek olmak hani beni bildiğiniz anlamda mutlu ediyor arkadaşlar. Küçük şeylerden mutlu oluyorum yani bu da onlardan bir tanesi. Bu nedenle de Visions'ı kendi içerisinde değerlendirmeyi tercih ediyorum diyeyim. Doğrusu bu anlamında değil. Çünkü hani bir kıyasa ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum. Mesela Matrix evrenini seviyorsanız Animatrix'i izlemek şart ya. Bunu yapacaksınız. Sevmiyorsanız zaten dökülecek hiçbir dil sizi izlemeyi ikna edemez. Visions için de bence aynı şey geçerli. Biri diğerinden iyi mi kötü mü ringe çıksalar kim döver kim alır? Bence bunlar yanlış sorular. Şimdi bu videoda amacım bölüm bölüm dikkatimi çeken şeyleri söylemek. Her bölümde yakaladığım ve evrenle ilişkisini kendimce sorgulayacağım şeylere dokunmak saçma bulduklarımı belirtmek var bir tane iki tane. Bunları anlatana sınırları içerisinde nasıl değerlendirdiğimi söylemek. Ama e, bunları girmeden önce e, minik bir şey söyleyeceğim. Çünkü Visions'ı eleştirirken bazı şeyleri hatırlamak ya yani bilmek değil de hatırlamak gerekiyor bence en azından bizim yaşadığımız dünyaya dair. Şimdi Star Wars'un Japonya'ya gelişi 1978 yani filmin çıkışından bir sene sonrasını buluyor. Gümüş DVD serisindeki belgesellerde Japonya'daki filmin galasına dair anlatılar mevcut. Özetle film ekibi de Fox'ta filmin bu denli sansasyon yaratacağını düşünmemişler. Şimdi çok dillendirilmiyor ama şöyle bir gerçek var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu mühürleyen iki atom bombası da topraklarına düşünce Japonya özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batı ile kültürel ilişkisini çok soğuk tutuyor. Star Wars bu konuda bir nevi köprü görevi gören bir şey arkadaşlar. Şimdi unutmayın Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombanın izleri öyle 30 yılda silinecek şeyler değil. O nedenle ABD'den gelecek bir şeyin sokaklarda coşkulu kalabalıklar oluşturması herkes az çok şaşırtıyor. Zaten Visions'da farkındaysanız yeni üçlemeye dair çok az şey var. Kayber kristalleri gibi. Onun dışında 1977'den bugüne işte prequel'lara -cool taşıyan çok çok az şey var. Yine bir B1 droidleri görebilirsiniz. O kadar. Ama Japonya'da Star Wars'un kökleri işleyişi, kültürel olarak sanatçılarda bıraktığı iz bunlar üzerinden değerlendiriyoruz Visions'ı. Star Wars'un bugünkü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, insanları birbirinden ya da karakterleri oynayan oyunculardan nefret ettirecek kadar Zıtlaştıran bir eser olarak değil de hani dünyaya böyle savaşın aralarında kocaman bir yarı kaçtığı iki kültürün arasına kurulmuş olan bir köprü hediye etmesi anlamında bakmak lazım. Yoksa işte Bad Batch gibi, Clone Wars gibi, Mandalorian gibi bir dizi değil Visions. Antoloji serisi derken kastımız biraz bu. Şimdi diyeceksiniz abi bu da bölüm bölüm dizi işte ne var kıyaslamakta? Abi futbol maçı da 90 dakika, ortalama film de 90 dakika. Siz futbol maçıyla filmi kıyaslıyor musunuz? Neyse, şimdi Visions bize yeni Force güçleri gösterdiği ya da yeni uzay gemisi isimleri verdiği ya da birbirinin kopyası oyuncak droidlerin reklamını yaptığı işte figür sattıracağı için falan önemli değil yani. Mask Kanata'nın kutudan çıkardığı ışın kılıcı olayı ya da işte sırf figürünü sattırabilmek için karanlık taraf versiyonu sokuşturulan bir Rey karakteri gibi değil. Bir şeyleri sevmenin, fanı olmanın, ufku geliştirmenin, mutluluğu ve değeri Visions hakkında beni hani bıraksanız ben bunlar hakkında böyle konuşur dururum. O yüzden hadi bunları geçelim. Biz doğrudan bölümlerde neler işleniyor onlara bakalım. Şimdi George Lucas'ın samuray filmlerine olan hayranlığını ve Star Wars'taki dövüşlerden kıyafetleri bu kültürün yansıyışını artık herkes biliyor tahminince. O nedenle bir Kurosawa filminin tadında başlayan bölüm yabancı gelmiyor kimseye. Başta söylediğim o CGI ve el çiziminin birleşmesi olayını bu bölümde sıklıkla fark ediyorsunuz bu arada. Ee, yani gördüğümüz şey aslında bir çeşit render. Çoğunlukla özel bir shaderla alınmış bilgisayar renderi. Hareketlerin akıcılığında biraz e, belli oluyor bu. Bunun dışında Visions'a bakış açınıza bağlı olarak bir değerlendirme yapıyorsunuz burada. Şemsiye şeklindeki ışın kılıcı aparatı mesela. Bir kılıcın gelen lazeri yansıtması kılıcın gücüne bağlı. Tapınaklarda işte eğitim kılıçları örneğin elle tutabildiğiniz kılıçlar eli yakar ama kesmez pansumanla da düzelebilir. Ki hani Legends'da kalmış karanlık buluşma kitabında işte Force'da yetersiz olduğunu hisseden bir padavanın bu şekilde kirli dövüşerek tapınakta hayatta kalmasına dair bir kısım var. O nedenle ana bir lazeri doğru yansıtma aparatlarıyla dağıtmanız mümkün. Yani bir lazeri çeşitli ayna gibi malzemelerle farklı kollara bölebilirsiniz ama böldükçe de gücü azalır. O nedenle tam otomatik ağır makineli bir lazer silahını defekte etmesi mümkün olur mu? Biraz zor. Ama kimin umrunda? Işın kılıcı kabzadan çıkan bir şey de değil ama havalı gözüküyor. Ve yalnız gezgin bir Ronin ruhuna da çok iyi uyuyor. O nedenle hani evrene mantıksal easter Eggler açısından değil de sanatçının ifade biçimi olarak bakıp Öyle değerlendiriyorum bunu ve çok da keyif aldığımı söyleyebilirim. Son olarak Sith'lerin Sith'leri avlaması olayı. Arkadaşlar bu işte garip değil. Legends'da Darth Bane öncesinde Sith'lerin bir konsey oluşturduğu dönemde Entrika'nın başı sonu malumunuz yoktu. Bugün Star Wars The Old Republic oynarsanız mesela oradaki Sith sınıflarının hepsi zaten bu noktada deli gibi örnekler sunuyor. Sith tarikatı özellikle bir usta bir öğrenci öğretisinin öncesinde aynı fikirde kişilerin yol aldığı bir tarikat değil zaten. Jedi'ler gibi değil. O nedenle hani bu şekilde bir ayrışma aslında çok keyifli hikayelere konu olabilir ki olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu bölümde gördüğümüz abinin 12 Ekim'de bir kitabı çıkıyor ya da izleyişinize göre çıktı. Şimdi i̇lk önce bu ne ya dediğim ama sonra yapısal olarak keyif aldığım bir bölüm oldu ikinci bölüm. Çizim tarzını beğendiğimi söyleyemem ama bu çok kişisel öyle bir ucuz yorum ama anlattığı şey açısından çok farklı bir hissiyatı vardı benim için. Şimdi tam olarak bilmiyoruz ama karakterin kaçışını ben Emir 66 ile ilişkilendirdim birazcık. Çünkü varacağım çıkarım için doğru yol bu gibi gözüküyor biraz kendime kanırtıyorum bunu. Bir Jedi öğretisi gereği malum evrende sadece Jedi olmalı İşte başka yolu yok başka gidecek şey yok. Ama Jedi'lık yok olduğunda galaksiye bir katkı sağlayamayacağında o kişi ne yapar? Ya da kendisi daha bu titri üstlenecek kadar ilerleyememişse kaderini nasıl çizer? Bu bir bakış açısı tabii farklı değerlendirebilirsiniz. Diğer bir bakış açısı ise karakterin aslında kökeni kökeniyle ilgili. Ee, Birçok şeyi öğrenmiş olmasıyla şimdi başladığı andan itibaren çözüm için ne zaman elini kılıcına götürse sonucu hep hüsran oluyor farkındaysanız. Hatta sonda son bir şarkı için Caba'dan izin istediklerinde sizin de aklınıza işte abi kesin bir işler çevirecek, episode 6'da Han'ı kurtarmak için yaptıkları gibi bir şeyler yapacak düşüncesi geçmiştir. Çünkü bunları bekliyoruz. Yani Batı'nın anlatı twistleri bize genelde bunları öğütlemiş, bunları öğretmiş hep. Ama sonunda işte idama başka bir saldırı ya da şiddeti kullanarak değildi. Hayranların coşkusuyla çözüm bulabilen barış yanlısı bir Jedi'in hamleleriyle bitiyor farkındaysanız bölüm. Star Wars'ta kılıcı çekmeden önce düşünen, şiddete başvurmadan önce çözümü başka yerlerde arayan bir tarikatın yani Jedi'lığın yok olduktan sonra bile Padawan seviyesinde bir üyesinin yerinde bir tasviri bence bu ve güzel. Evet, <laughs> Kinga Teguk. Vision'da Teguk. evrene paralel birkaç hikaye var ve işte bu bölümde Luke ve Leia'nın kaderlerine paralel bir görü benim algılayışımda. Luke ve Leia da aslında arkadaşlar karanlık tarafın şekillendirdiği kaderlere sahipler. E, babalarının oluşumu, Padme ile Anakin'in aşkının, işte Anakin'in yaptıklarıyla lekelenişi. Karanlık taraf aslında ailenin merkezinde hep. Sürekli hiç bitmeyen bir savaş var karanlık tarafa karşı. Hepsi iyi güzel, hoş da gemilerin dışında atmosfer yokken rahatça sos sohbet edebiliyor olma kısmı birçok kişi gibi benim de canımı sıktı. Ya bekliyorum çünkü böyle kız kardeşi için bir şeyler derken ha -ha -ha! falan diye boğulacak ama gelmiyor o an. Biraz kopardı beni bu, yalan söylemeyeceğim. Ama onun ötesinde kaderine bağlı bir kardeş ve hani kendi yolunu çizmek isteyen kardeş ikilemi yeni bir hikaye değil ama güzel. Karanlık tarafın bireyin fedakarlığını hatta bu fedakarlık canı pahasına bile olsa talep eden bir şey olması ise güzel bir örnek. Yani karanlık taraf ve güçleri sanki bir karşılığı yokmuş gibi değerlendirilir genelde yeni nesilde. Hep bununla ilgili anlattığım bir örnek vardır. Bir konvensiyonda Star Wars oynayacağız. İşte Force User karakter seçiyoruz. Birisi dedi abi ben karanlık taraftan güç seçebilir miyim, alabilir miyim? GM de evet alabilirsin abi dedi. Ben de dedim e abi hani karanlık taraf verdiğinden fazlasını alır bak hani bunun hiçbir karşılığı yok mu? Ik, mık. Yo dedi sıkıntı yok alabilirsin. Hep de bunun esprisini çevirdik sonra. Sidious boşu boşuna mecliste uğraştı işte. Coruscant'ın elektrik ihtiyacını Force Lightning'de karşılayıp güçte tekel olmalıydı. Uğraştığının yarı süresi ve çeyrek emeğiyle falan bütün galaksiyi ele geçirirdi muhtemelen. Neyse hadi biz evren içi örneklere dönelim. Mesela Anakin'in yükselişi, işte Padme'yi kaybetmesi, imparator tarafından Coruscant lağımlarında terk edilmesi, itilip kakılması falan aslında bunlar hayatının acı seçimleri değil sonucu. O nedenle hani uğruna ölünecek hatta belki ruhlara hapsolacak bir kaderin parçası olmak Karanlık taraf için normal. O nedenle işte Starkiller biraz saçma. Grey Jedi teknik olarak imkansız. Yolun sonunda sadece acı var. Bu bölümde de kız kardeşin pozisyonu bunu hatırlatıyor. Gerçi sonu görmüyoruz. Ucu açıkta bırakılıyor. Ama tematik olarak doğru bir yansıma bence bu. <laughs> Serinin prequels yani 1-2-3 dönemine göbekten bağlı olan iki eserinden biri bu. Diğeri de işte ikinci bölüm. Kaçış o Emir 66'dan gibi geldi bana. Burada da arkadaşlar B1 savaş droidlerinin ordulaştırılması ve savaş sonrasında tüm kaynakların toparlanamamasıyla ilgili güzel bir referans içeriyor. Şimdi savaşlar Japon kültürünün içine acısıyla çok işlemiş bir kavram. Türkiye'de biz tank egzozuna t-shirt tıkarak dünyayı dize getirebileceğimizi sanıyoruz. Amerika'da mesela Call of Duty etkisi diye bir şey vardı 2008'lerde falan. Askerlerin ilk gerçek kurşun yaralarını aldıklarında... Acı yanacağın yüzünden gerçeklik algılarının yamulması ile ilgili. Ama işte oyunlarda böyle değildi diye bir özet cümlesi vardı bunun. Ee, Japonlarsa savaşların oldukları bu süre içerisinde yarattığı acıları işlemeyi seviyorlar. Hatta Evangelion'da işte Shinji'nin tepkileri ve sıkışmışlığı aslında savaşta doğru kararın olmamasına çıkıyor bir anlamda. Hani Visions bölümü de savaşın sonrasındaki yıkımın hala devam ediyor olmasını anlatıyor bize. İkinci kısım var, o da Jedi'in eylemsizliği ile ilgili. Şimdi bunu önceki videolarda çok konuştuk. Verilen her karar, kesilen her el, öldürülen her canlı, Jedi'in vicdanında bir solucan gibi büyür. İşte Mace Windu bununla uğraşmadığından Wapad'ı kullanan tek kişiydi hatta demiştik. Jedi'in eylemsizliği biraz da bununla alakalı. Her zaman kontrol elinizde değil, olsa bile doğru dediğimiz şey mutlak değil, değişen bir şey. Adaleti sağlamak için çıkılan yolda işte soğukkanlı olmak lazım, duygulara kapılmamak lazım, sadakat ya da bağlılık yüzünden de yanlış kararlar vermemek lazım. Bu bölümün ikinci kısmında işte barışçıl, kaderini kabullenmiş bir topluluk adına karar verebilmek, hamle yapabilmek ve hani doğruyu yapmaya çalışmak var biraz. Ve bunu hani pozitif bir şekilde de tamamlayabilmişler. Bir de son olarak ölüm sahnesinden bahsedeyim. O da önemli çünkü. Şimdi D6 Star Wars setin kitaplarından beri işte bir Jedi eğer birisinin canını alacaksa bunu en acısız, en gö gösterişsiz, konuşamadım, öfkeden ve vahşetten en uzak şekilde yapmalıdır alışkanlığı var. Yine işte samuray filmlerindeki bu düellolarda durup tek bir hamleyle işi bitirme olayının e, yansıması. Lucas e, bu tür filmlere saygısını böyle gösteriyor ama aynı zamanda başkalarına gözdağı vermek, daha fazla şiddeti önlemek de önemli. O nedenle ışın Kılıcı'nı sallayıp ''Bilader sen benim kim olduğumu biliyor musun?'' ya da işte Episod 2'de Anakin'in gelip de ''Bu bir Jedi işidir kanka anladın mı?'' diye barda artistlik yapması bunlar ucuz hareketler. Bunlar tırt hareketler. O yüzden bu bölümdeki hamle çok yerinde. Tarikatın öğretilerine de en azından benim bildiğim kısmıyla uygun. Kim? Zaman çizgisi olarak filmlerin çok öncesi ya da çok sonrası gibi dönemlerde geçebiliyor Visions bölümleri. 9. Jedi adındaki bu bölümde sanki böyle ileriye doğru e, bayağı uzun zaman sonra işleniyor gibi. Jedi ve Sith kavramlarının düz iyi ve kötü olarak algılanışı. Şimdi bu bazılarına garip gelebilir ama başta anlattığım 77 ve sonrasındaki Star Wars algısını düşünürseniz İşler çok basit aslında. Hani ben Kenobi bir Jedi ve iyiliğin timsali. Darth Vader bir Sith ve kötülüğün timsali. Japonlar eserlere bizim baktığımız gibi bakmıyorlar aslında. Yani easter egg takıntılı, devam filmi üstüne, devam filmi deliliğinde tutarlılık hastası kişiler değiller. Daha sanatsal, daha soyut bakabiliyorlar. Bunun biri iyi, diğeri kötü demek istemiyorum bu arada. Hani Star Wars çünkü tutarlılığını seviyorum ve tutarsızlıklar başladığında zaten soğuduğumu sık sık dillendiriyorum. Burada anlatmak istediğim şey ya ikisi birbirinden farklılar. Ve hani bu farklılığı bilerek, bu bağlamı bilerek Visions'a yaklaşmak lazım. Kayber kristallerinin renksiz olması olayı örneğin hani Rebels'ı incelerken tutarsızlık anlamında bunu belirtmiştim ben. Kocaman yeşil bir kristal vardı Death Star için ve kimse onunla bağ kurmadıysa neden o kristal yeşil demiştim? Çünkü kitaplarda Ahsoka'nın kitabından daha eski kanon kitaplarda yani kayıtlı kitaplarda renkli kristaller var. Şimdi bu bölümde de renksiz kılıç böyle bir garip bir eğreti bir ilginç duruyor. Ama aynı zamanda kişinin saklanamaz bir gerçeği olması da güzel bir fikir. Ee, bir zamanlar Metukon'da oynattığım bir masaüstü oyun vardı. İşte oyuncuları alıp işkenceyle karanlık tarafa çevirdikleri bir kısım vardı. Ve bunun için bir mekanik üretmiştim. Hani biraz zara bağlı olsun diye. Başkalarını kandırma şansları düşük olduğundan da iki kılıç taşıyorlar diyenlerinde kandırmaya çalışanlar. 2008-2009 dönemi olması lazım. Yani daha o zamanlar kalbel kristalleri mevzusu yoktu. Ama hani bu kavramlar bana yakın geliyor ve anlayabiliyorum birazcık. Şimdi her Jedi'in kendi ışın kılıcını yaptığı düşüncesinden geliyoruz ya biz. O kısım tamam. Ama kılıç üreten ustaların varlığı Star Wars'ta uzun süredir var. Aklınıza doğrudan doğruya tapınaklar gelsin. Oradaki öğrenciler onların çalıştıkları deneme kılıçları işte birileri onları üretmeli malum onlara kristalleri koymalı. O nedenle zaten hani renksizlik konusu bakın hep bir soru işareti oluyor. Çünkü eskiden Adega kristalleri kullanılırken sorun yoktu. Episod 2'de işte Yoda'nın dersine giren Obi-Wan'ı düşünün. Oradaki bütün çocuklar ellerinde kılıçlarla o kılıçlar renklere sahip. Ve Kyber kristali bu konuda bize sorun çıkarıyor. Ama hani bu Visions'la alakalı değil bunu kenara atıyoruz. Antolojiye biz böyle bakmıyoruz. Şimdi Visions'ın belki de en tartışmalı sayılabilecek bölümlerinden biri bu. Apaçık bir Geppetto ve Pinokyo hikayesi. Yani saklamıyor bile kendini. Ama aynı o hikayede olduğu gibi canlılığın sorgulandığı bir hikaye. Şimdi Force zor bir konu arkadaşlar, malum. Zamanında oyun gezer için R2-D2 ve c yazısı hazırlarken mesela George Lucas'ın bir alıntısına tekrar rastlamıştım. R2-D2 için force'un dokunduğu droid diye bir tabiri var. Şimdi sürekli force'u canlılarla ilişkilendiriyoruz çünkü öyle öğretildi ama can dediğimiz kavramın sınırları da işte yapay zeka ile falan sorgulanıyor. Force sahibi olmayan varlıklara force aşılamanın iki projesi geliyor akla. Biri Grievous başarısız olan Sifo-Dyas'ın kanını enjekte ederek iyileşme sürecinde force sensitive yapmaya çalışıyorlar, olmuyor. Diğeri ise Reborn projesi. Jedi Knight serisinin içerisinde geçen bir hikaye. Asla Disney öncesinde bile %100 kanon olmadı. Ama kanon elementlerden beslendiği için Disney öncesi dönemde bir ağırlığı vardı. Şu anda hiçbir geçerliliği yok. Ama droidlerin force sensitive olması çok da örneği olan bir şey değil. Bir tane Skippy diye bir droid var Tales serisinde. Çizgi romanlarda çıkmış olan yani yan hikaye olarak. Eğlenin okuyun ama orada kalıyor. Bu bölümdeki Obi-Wan ve Qui-Gon temasını birçok kişi yakalamıştır diye tahmin ediyorum. Farklı olarak buradaki Padawan daha atılgan, üstadı daha temkinli. Obi-Wan ve Qui-Gon'da tam tersi söz konusu. Ee, Obi-Wan'ı bir gemiden aşağıya fırlatıp eğer işte yaşamını istiyorsa Force seni hayatta tutar genç, living force böyle bir şeydir diyen Qui-Gon'un şeyinde burada tam tersini görüyoruz. Yine de özellikle üstadın kılıç formu işte Darth Maul karşısında Qui-Gon'un uyguladığı duruşla aynı. O nedenle hani göndermeler kılıç renklerinde olsun, ikilinin diyaloglarında olsun bu noktada da kendisini gösteriyor açıkçası. Önemli iki şeyden biri kötü karakterin Force'da varlığını gizleyebilmesi. Bu var olan bir şey. Yani eskide de vardı, yeni de de var. Çünkü episode 4'te mesela Palpatine'in Sidious olduğunu resmiyete kavuşturmadan önce Jedi konseyi kör kütük yaşıyordu bildiğiniz. Gerçi kitaplarda şansölyenin ofisinden birinde böyle karanlık tarafın güçlü olduğuna dair yorumlar var. Uzun zaman kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Ve Palpatine'den de bir an şüpheleniyorlar. Ama yok ya bu olmaz öyle şey artık öh yani falan diyorlar. Palpatine'in odasında da bu arada çeşitli gizleyici artifekler bulunuyor. İşte duvardaki rölyefler vesaire. Onlar da gizlemesine yardımcı oluyor. Bir diğer standart örnekte arkadaşlar Dagobah'daki Yoda. O da işte kendi elinden geleni yapsa da Dagobah'daki karanlık tarafın etkisiyle kendisini Forst'a Palpatin'den gizlemeyi tercih ediyor. Şimdi son olarak da üstadın düşmanın gücünü tartıp eğer işte gençliğinde tepe noktasında olsaydı bu dövüş farklı sonuçlanırdı e dediği bir nokta var. Bu da işte ışın kılıcı dövüşlerini önceki videolarda sık sık anlattığım haliyle uyumlu. İşte force ile olan bağ, teknik bilgi ve fiziksel yeterlilik üçü el ele gidiyor. Yaş ilerledikçe, fiziksel güç azaldıkça buna göre yeni formlar ve yaklaşımlar öğrenmek de lazım. Yoda'nın hani çok fazla form bilmesinin bir sebebi de bu. Hani Dooku ile dövüşünde de uzun süre farkındaysanız o e, fiziksel yoğunluğu hareketi devam ettiremiyor. Çünkü metaneti eskisi kadar değil. O父さんの気持ちもわかってあげましょうよ。<laughs> Şimdi özellikle Bad Batch gibi eserlerde imparatorluğun yerleşik düzenleri nasıl kıskacı altına aldığını görüyoruz. İyi ya da kötü olun fark etmez. İmparatorluk sizin coğrafyanıza geldi mi affetmez. hani <laughs> özür dilerim. Gerçi bu hani her iki düzen her düzen için geçerli. illa imparatorluk için değil. Şimdi bu bölümü değerli kıran iki şeyden biri aile kavramına bakış açısı. Hani kan bağı olmasa bile aile olabilmek, bir mirası devam ettirebilmek gibi kısımlar önemli şeyler. Öte yandan iki kardeşin farklı taraflarda olması daha önce Aftermath'te kısa hikaye olarak yer almıştı. Evet Aftermath'in adını andığımda bir şat atan izleyici sen oradaki biliyorum zamanı geldi. Orada da Akiva gezegeninde aynı yemek masasına oturan iki kardeşim birinin asi diğerinin imparatorluk adına çalıştı ve işte Stormtrooper'lar çalışan gidip ispiyonladığı için evi bastığı bir kısa hikaye var aile bütünlüğü, huzur her şey paramparça oluyor onu anlatıyorlar. Asi olan kardeşler de camdan kaçıp gidiyor gibi bir mevzusu var. Şimdi daha önce kitap formunda anlatılmış olsa da imparatorluğu sadece işte kötü, pis, evil olduğu için değil de hani klanın bekası için tercih eden bir karakterin işlenmesi güzel bir ayrıntı. Çünkü çok az Star Wars eserinde bu tür ahlaki ters kararları iyi olduğunu düşündüğü için veren karakterleri anlatıyorlar bize. Genelde hep imparatorluk kötü. Şimdi değerli kılın ikinci bir yani bir şey de e, dünya inşası. Bölümler arasında iç mekanikleri kılanlar üzerinden yerel halkı görebildiğimiz bir bölüm bu. Gerçi hani bütün bölümlerde özellikle Japonya kırsalı gibi ya da kasaba hayatına dair şeyler var. O temanın üstüne inşa edilmiş durumda bölümler. Yine de bu bölüm daha bir yaşanır geldi bana açıkçası. <laughs> Ve kaderini bilip ondan kaçmak için çaba sarf ederken kendini kaderini gerçekleştirirken bulursun muhabbeti. Anakin Padme'nin ölümünü engellemek için attığı onca takladan sonra aslında yaptıklarıyla o ölümü peydahlamış oldu. Bize Anakin ve Padme'nin ölüm yapısını Obi-Wan ve Setin romantizmiyle tek potada eriten bir bölüm vermişler aslında. Bu da Visions'ın sonu. Visions'ı birden 9'a bir yol olarak değerlendirirsek ve bu sıranın bir önemi olduğunu düşünürsek eski albüm kültüründe olduğu gibi 9. bölüm gerçekten de bir bitiş, bir son ama aynı zamanda yeni bir başlangıç ruhunu veriyordu. Peki Visions nasıl? Bir bütün olarak baktığımızda Visions bence Star Wars'un son birkaç senede çıkan en karakterli işlerinden biri. Tribünlere oynamayan, aynı zamanda ciddi riskler alıp insanları koltuklarında da böyle sarsmayan, evreni gerçek anlamda zenginleştiren bir seri. Şimdi gerçek anlamda diyorum. Çünkü yaşamını iyi streklere, kenarda köşede karakter sıkıştırmaya ya da işte sadece bir sonraki adıma bağlayan, the next big thing'e bağlayan eserler gibi değil. Umuyorum asla oyuncakları çıkmaz. Asla işte spin-off serileri yapılmaz bu bölümlerin. Hani hikayeler ufak ufak şeylerde devam ettirilse bile en azından temaları işte teknolojiye ve toplumlara yaklaşımları falan sürüp gitsin isterim. Çünkü bölümlerin hepsi yani bu konuda kimlik sahibiydi en azından benim için. Yaşam alanları, teknolojik araçlar ve ekipmanlarla ilişkiler, işte terraforming gibi adımlar. Ya abi trebuchet'le uzaydan maden toplama olayı o kadar keyifli bir fikirdi ki. Yani o retro teknolojinin 1970'lerdeki esintinin devam etmesi de Visions'ı bir o kadar değerli kılıyor bence. Yoksa aynı olay Mandalorian'ın gemi arayüzünü 77'ye uydurmak değil. Bunu kültürel olarak eserin içine oturtmak. Visions'ın yapabildiği buydu. Başta konuşmuştuk ama hızlıca sonda da özetlemiş olayım. George Lucas Kurosawa ve Samurai e, yansımalarından etkileniyor. Star Wars Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasında kültürel bir köprü oluyor. O topluma kendinden şeyleri işliyor. Sonra e, batıda ilerlese de Japonya'nın kültürü ve Star Wars bağlarıyla sentezlenip Visions ortaya çıkıyor. Ve biliyor musunuz iyi ki de çıkmış bence. Yani çünkü Visions Star Wars eskisinden çok daha güzel, çok daha içten, çok daha doğal bir evren. Bunları ne kadarıyla hemfikirsiniz bilmiyorum. Aşağıya yorumlara siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz lütfen yazın. Hatta e, belki yeni sohbetler açılır, yeni sorular keşfedilir. Sonuçta tek bir doğru yok malum. Hele ki böyle bir seri düşünüldüğünde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Güç sizinle olsun. Hoşçakalın.